biri de Hilal Köylü. İkisi de bana ayrı ayrı zamanlarda hem özelde söylediler hem de ben sordum artık özelde duyunca bunu. Bu listelerde Kemal Bey çok ince strateji yaptı. Hani CHP 3 milletvekili azalmış fazlalmış onu değil de ittifak olarak daha fazla almanın hesabını yaptı dediler. Bir de ikisinin ortaklaştığı bir konu daha vardı. Özgür, ben hep onu sorarım çünkü kimin etkisi var burada diye. Kılıçdaroğlu'nun dışında Özgür Özel'in bu listelerde çok etkisi var dediler. Doğru mu? Yok, listeler partimizin listesi. Yani şöyle olabilir. Bizimle birlikte gördükleri genç, çalışkan, dinamik, sahada her yerde koşturan arkadaşlarımızın önemli bir kısmı listelerde onu görüp söylüyor olabilirler. Ama şöyle de bir gerçek var. Yüreğimizin yandığı, aslında listelerimizde olması gereken, korumak isteyip onların etkinliklerini ancak önümüzdeki seçimden sonra yürütmede iktidarda yararlanabileceğimiz arkadaşlarımızın bir kısmı da dışarıda kaldı. Bunu da görmek lazım. Ama şöyle bir şey var. Kemal Bey'in yapmış olduğu strateji, yani daha doğrusu ittifak siyasetinin meclis listelerine dönük kısmına ilişkin iki şey anlatmam lazım. Evet. Bir, çok bazıları yıpratmaya çalışıyor. Efendim bir isim buluyor. Bu isim CHP'nin listesinde ne yeri var? Dur, Sadullah Ergin. Örneğin, şimdi birincisi, biz şöyle yapabilirdik. Kanunda bir değişiklik yaptılar biliyorsunuz. Birlikte ittifakla da girseniz artık oylar ortada kalıyor. Ve bu ülkenin yarınlarını yutan bir canavar var ya, saray canavarı. Her şeye saldırıyor. Gençlerin umutlarını oyutuyor. Emekçinin örgütlenme hakkını oyutuyor. Yoksulun daha da yoksullaşması için milli gelirden ana payı oyutuyor. Böyle yutuyor. Buna adına ne derseniz deyin. Ama bir canavar var ve kötücül bir canavar bu. Geleceği bizi yuttu. Şimdi bu artık oyları yutmanın peşine düşmüştü. Kemal Bey, bizler oturduk bir strateji yaptık. Dedik ki ne kadar büyük bir birliktelik yaparsak küçük küçük oylar bir şey olur. Yoksa bu bizimle birlikte olan diğer dört parti listelerimizde yer verdiğimiz dört partinin bazen kıl payı bir yerde milletvekili kaybedecekler. Bazen bizim fazla oyumuz onların milletvekili çıkarmasını edecek. Onlarla oturduk. Kabataslak söyleyelim. Hani çeşitli rakamlar uçuşuyor. 30 bölgede bizim listemizden onlara yer ayırdık. Böylece onlar o milletvekillerini kazanıyor. Ama onlardan artan bazı oylarla da onların çıkaramadığı ya da bir çıkarıp fazlasının boşa gittiği sarayın alıp da AK Parti'ye katacağı oylarla da biz çeperlerde 10-15 fazla çıkıyoruz. Yani diyelim ki bu rakamı kabataslak söylüyorum. Bu yaptığımız, o son gün yaptığımız mucizevi birliktelikle ve büyük işbirliğiyle 45 fazla milletvekili çıkaracağız. Bunun 30'u ittifak ortaklarımıza gidecek. 15 tane de bizde kalacak. Bunun kimde kaldığının bir önemi yok. O 45'i yapmasaydık biz bu işbirliğini, örneğin seçim 300-300 beraber olacakken biz 345 olduk, onlar 255'te kaldı. Milletin verdiği oyun gereği bu. Adam oyunu Saadet'e veriyor. Saadet tek başına artık oylarda sorun yaşadığı için AK Parti'ye gidiyor. Konya'da, Kayseri'de. Adam oyunu DEVA'ya veriyor. Ama bir milletvekili tek başına çıkaramadığı için o oy AK Parti'ye gidiyordu. Bu 45, bu yeni seçim sistemiyle, ortaya koydukları sistemle Millet İttifakı'ndan aşıracakları milletvekillerini aldık, siz meclise getirdik. Siz bunu bozdunuz. Bunu bozduk. Mucizevi tarafı bu. Hani deniyor ya, Şeyma'nın dediği, bugüne kadar hiç denenmemiş bir yöntemle çok değişik bir iş yapıyorlar. Ha, işin zorluğu şu. Saadet, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti seçmeni sandığa gidecek. Kendi logosu yok. Onlar baktığında CHP logosunda kendi logolarını görecekler. Çünkü orada adayları var. Çünkü mesela bir örnek vereyim size. Çok özür diliyorum. Şimdi mesela dün Sezgin Tanrıkulu ile konuşuyordum. Diyarbakır anlatıyor da dedi ki bölgede dedi havayı görmeniz lazım dedi. Partimin liderine, partime ve şahsıma gösterilen teveccüh, eğer dedi biz bunu gerçekten sandığa yansıtabilirsek dedi sürprizler çıkabilir. İkinci sırada kim var dedim, DEVA Partisi. E iyi işte bak. Şimdi aslında ince strateji. Şimdi mesela CHP orada bir milletvekili çıkaracak. E, DEVA da doğuda, güneydoğuda güçleniyor. Eğer aday güçlüyse o da gelebilir. O da gelecek. Bakın o listelerde hiç ummadığınız yerlerde, hiç milletvekilimiz olmadığı yerde 3 milletvekili, 2 milletvekili çıkardığımızı göreceksiniz. Zaten bunu başarabilirsek Türkiye'nin geleceğini kurtaracağız. Şimdi buradaki zorluk ne? Ne? Örneğin biraz önce söylediniz. Ankara'da bir liste. O listenin, yani 4. sırasındaki liste, listeye herkes şöyle bakacak. CHP listesi aslında 5 partinin ortak listesi.
1, 2, 3, 5 CHP, 4 orada DEVA'nın listesi. Sadullah Ergin var orada. Ona DEVA karar veriyor. DEVA Sadullah Ergin'i oradan aday göstermiş. Biz 1'e, 2'ye, 3'e, 5'e karar veriyoruz. Ama eğer biz Sadullah Ergin CHP'nin adayı mı değil, CHP listesinden gösterilmiş DEVA'nın adayı. Bu çünkü siz ittifaksınız. İttifakız. Şimdi bazıları bir şey diyeceğim ki, efendim bakın bir şey soracağım. Şimdi ya DEVA Partisi de sonuçta sizin liderinizin Cumhurbaşkanı adaylığını destekliyor. Gidiyor oy veriyor. O da ona oy veriyor. Ayrıca şunu söyleyeyim. Şimdi birinci bölgede DEVA var. DEVA'lılar geliyor oy veriyor ama Saadetliler geliyor. Ne CHP listesinde Saadetli var. DEVA'yı ayrılmış. Yani kendisinin adayı da yok bir de. Ama Saadet geliyor bir de oy veriyor. Niye? Çünkü Millet İttifakı. Millet İttifakı. Üçüncü bölgede de Saadet var, DEVA yok. Orada da DEVA'lı, Saadetli, Gelecekli, CHP'li hep birlikte oy kullanıyorlar. Her birine farklı bölgelerde kontenjan ayrıldı. Gelecekler CHP listesinde kendi adaylarının olduğu olmadığı listelere oy verecekler. Ve biz şunu yapacağız. 45 milletvekili, 40 milletvekili AK Parti bizim milletvekillerimizi artık oylardan seçim oyunlarıyla alıp yutarken onu geri tutacağız ve meclis çoğunluğunu sağlayacağız. Bunu yapmazsan hiçbir şeyin kıymeti yok ki. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman benim anladığım şu. Şimdi hem Sadullah Ergin açıkladı, böyle açıkladı. Ben dedi DEVA Partiliyim ama dedi biz ittifak kurduk dedi. Benim partim yetkili kurulları ve genel başkanım böyle uygun gördü. Ben orada benim üzerimden dedi CHP'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na eleştiri yöneltilmesi haksızlık dedi. Fakat o zaman sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Bu listede yani Çankaya listesinde herhangi bir değişiklik düşünülmüyor. Şimdi şöyle bir şey. Zaten değişiklik yani seçim takvimi bugün ve bugün ne yapılabilir dendiğinizde partiler orada değişiklik yapamıyorlar. Ama bir aday istifa ederse yerine parti yeni aday gösteriyor. O da zaten bizim konumuz değil. Sadullah Ergin'in konusu ve DEVA Partisi'nin konusu. Biz o yeri onlara vermişiz işbirliği, Türkiye'nin büyük işbirliği içinde. Yani biz bunu ne Çankaya'ya yani Ankara 1'e kötülük olsun diye düşünülmüş bir şey. Böyle bazıları öyle. Bu neden? Bunu kim köpürtüyor? 12 milyon TL'lik Twitter'a şey basmışlar, bot hesap basmışlar. Sadullah Ergin, Ankara 1. Neden? Ben mi basıyorum bot hesaba? Kimin parası var 12 milyon? 12 milyonluk bot hesaba Macaristan'dan, Polonya'dan parayı basan İletişim Başkanlığı ve Saray. Tartışma yaratmak için. Birileri de Twitter'daki bu bot hesapları görüp kendisi de galyana geliyor. Böyle yapmamak lazım. Ben bir de bir şey söyleyeyim. Bir yerel örnekten hareket edeceğim. Elazığ'da Ali Özcan diye bir figür var. Önceki dönem milletvekilimiz. O ilkesel olarak hep şöyle söylerdi. Ön seçim olursa adayım, yoksa bağımsız adayım. Ön seçim yapma imkanı yok. Bu kadar ittifakın içinde ön seçim yapsam bilmem ne. Herkes de bunu haklı gördü. Bu seçim takviminde. İşte dur İyi Parti mesela bunun handikaplarını yaşadı. Bir dahakine mutlaka hakim gözetiminde ön seçimin yapılması lazım artık. Yani normalleşince Türkiye. Çünkü parlamenter sisteme geçince. Parlamenter sistemde zaten ben 2015 ön seçim birincisiyim mesela. Parlamenter sistemde 23 bin üyemizin, 13 bin üyemizin kullandığı oylarla seçilmiştik. Şimdi şöyle bir şey var. Ali Özcan ön seçim olmayınca bağımsız adaylık başvurusunu yapmış Elazığ'dan. Birazdan bu yayın bitince bir basın toplantısı yapacak. Beni aradı illa bunu söyleyin dedi. Çok önemsiyorum bunu. Ali abi ön seçim olmazsa adayım demişti. Evet. Ve bağımsız başvuru yapmış. Sonra diyor bir baktım diyor. Yav diyor büyük resimde Kemal Bey meclis çoğunluğunu sağlayabilmek için o kadar çok fedakarlık yapmış ve o kadar ince bir strateji gütmüş ki benim Elazığ'daki bağımsız adaylığım Millet İttifakı'na Kemal Bey'e bir oy zarar verir diye düşündüm. Bugün 10.30'da şimdi bir basın toplantısıyla Elazığ'da adaylıktan çekiliyor. Vay bağımsız be, aday. Vay bak ne kadar. Diyor ki bağımsız aday. Benim diyor kişisel şu kadar oyum var. Doğru çok sevilen birisi. Orada Gürsel Erol da çok önemli bir isim. Ben diyor Millet İttifakı'na ve bilhassa Kemal Bey'e zarar vermemek için bu fedakarlık bana düşer dedi. Ben dedi 11'de bir basın toplantısı yapacağım. Bunu söyleyin dedi. Bu birliktelik yerelde bile böyle heyecanlar yaratmış durumda. Çok iyi gidiyor. Burada artık mesele şu. Herkese şuna dikkat etsinler. Hava nasıl? Hava bir ay kala İstanbul seçimlerinden önce İstanbul'da, Bakırköy'de, Arnavutköy'de, Kadıköy'de, Tuzla'da, Silivri'de hava nasılsa bugün o şekilde bir hava var. Bir şey sorayım size. Kameraları unutalım. Kapatın kameraları arkadaşlar. Güven kapat.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben Akşam Gazetesi'nde görev yaparken de sizle çok röportajlar yapıyorduk ve bunları yayınladık. Sizin bu Ergenekon balyoz dönemine ilişkin tutumunuz malum. Defalarca oraya gittiniz, Silivri'nin soğuklarında böyle açıklamalar yaptınız, beni aradınız, onlara manşet yaptık filan. Biz bizeyiz şimdi, tamam mı? Kameraları unutun. Sadullah Ergin'in bu FETÖ dediğimiz yapıyla filan durumu ne sizce? Şimdi ya da öyle bir şey olsa siz bu şimdi CHP'nin iki numaralı adamısınız, yani insanısınız. Burada nasıl bir tutum takınırsınız? Buna verilecek en iyi cevabı kim vermiş biliyor musunuz? Kim? Ben genel başkanı okuttum, onun da gözleri doldu, hemen aradı. Kim? Onu da burada. Ahmet Tatar vermiş. Ha. Şimdi Ahmet Tatar. Ali Tatar'ın abisi. Ali Tatar'ın abisi. Bizden de milletvekili adayı. Hani elimden gelse bir şey yapabilecek olsam bu tabloda, Ahmet Tatar'ı getirip meclise soksam böyle o yemin ederken gözlerim dolar. Ben o kadar bu meseleyi yüreğinde hisseden birisiyim. Bu tartışmalardan sonra demiş ki bir köşe bir yazı yazmış. Sonra da Twitter'da paylaşmışlar onu. Diyor ki bugün diyor kimin gitmesi gerektiğinin ve kimin gelmesi gerektiğinin belli olduğu bir gün diyor. Her türlü tartışmayı kenara bırakıp bu iktidar değişimine adım atmak lazım diyor. Bunun için diyor herkes üstüne düşeni yapmalı. Benim diyor listelere baktığımda görmek isteyip göremediklerim var ya da görmemek istediklerim var. Ama diyor gün o gün değil, bugün diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkma bu iktidar. Çünkü o dönemde Ergenekon, balyoz, askeri casus ne olduysa, ne yapıldıysa Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde ve onun iktidarının önündeki engelleri kaldırmak için yapıldı. Atatürkçüleri tasfiye etmek için yapıldı. Ben bu meselelerin tümüne baktığımda geldiğimiz noktada Özgür Özel parlamentodaysa Ahmet Tatar parlamentodadır. Veli Ağbaba parlamentodaysa Kutluysa Okkır parlamentodadır. Kutluysa Okkır'ın eşi parlamentodadır. Ailesi parlamentodadır. Biz iktidardayken bu cani FETÖ'cülerin, kumpasçı FETÖ'cülerin parmak oynatması mümkün değildir. Biz iktidarda olduğumuz durumda demokrasi olacak, şeffaflık olacak, düşünce özgürlüğü olacak. Bu tip kirli ve çirkin yapıların devlete sızması bir süreç işidir. Ama 100 metre yol aldılarsa 100 kilometre 99'unu AKP'nin iktidarında almışlardır. AK Parti'nin bunlara açtığı alanların hiçbir tanesi iktidarımızda açılamaz. Kusur, hata ne varsa onların bugün kırılan kalpler ne varsa hepsini onarmak bizlerin boynunun borcudur. Ergenekon'da Silivri'nin soğuğunu yemiş, balyozda o büyük kumpası görmüş, askeri casusluğu ortaya çıkarmış birisi olarak söylüyorum ki şu anda bu kumpaslardan beslenen iktidarın gönderilme dönemi ve bu kumpaslara direnenlerin gelip Türkiye'yi yönetme dönemi başlıyor. Şimdi bence son derece net aslında. Yani CHP'nin yaklaşımı ve Özgür Özel'in tutumu buysa bence son derece net. Şimdi dün konuştuğum isimlerden biri Suzan Şahin. Hatay'ın o söylemleri çok etkili olan milletvekiliydi. Şimdi o dedi ki İsmail Bey, bu depremi unutturmama çabanıza teşekkür ediyorum. Her gün sayıyorsunuz dedi. Ben de ona dedim ki Suzan Hanım dedim, ben sizi milletvekili adayı olarak da görmek isterdim doğrusu dedim. Dedi ki İsmail Bey, inanın hiç önemli değil. Biz dedi anamızın karnının, aynen böyle söyledi. Suzan ablamız candır ya. İnanılmaz. Bakın dedi ki biz dedi anamızın karnından milletvekili olarak doğmadık dedi. Ben şimdi burada depremzedelerle ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum ve Türkiye'nin geleceği konusundaki beklentilerimizde memnun, en önemli gündemimiz. Ben Suzan ablayla ilgili bir şey söyleyeyim. Müthiş bir şey. Hatay listesi yansıdı. Suzan abla nerede dedik biz. Hı. Sonra genel başkanımız Suzan ablayının nerede olacağını söyledi. Ben razıyım. Ha, tamam. Seçimden sonra iyi bekleyin. Şimdi o... tamam. Seçimden sonra iyi bekleyin. Tamam peki. Suzan ablanın seçimden sonra nasıl bir görevde olacağı konusunda seçimden sonrasını beklesin herkes. Suzan abla için bu depremle ilgili, bu afetle ilgili hem bir anne olarak, hem Hatay'ın bir evladı olarak, iliğinde kemiğinde bunu hissetmiş ve kendini vermiş birisi olarak, bir daha bu acılar yaşanmasın diye ve bu acıların sarılma sürecinde Suzan ablanın ve Suzan ablayla birlikte daha birkaç arkadaşımız var, nasıl bir görevde olduğunu hep şöyle olabilir. Görürüm. Bir, iktidara gelirseniz bir sürü bir bürokratik mekanizma olacak. Onu mu kastediyorsunuz? Şöyle, belediye başkanı... Şöyle, şimdiden bir şey söylemeyeyim. Ama Suzan ablayı, zaten Suzan ablanın bir derdi yok. Suzan abla diyor ki,
Yani milletvekili ise milletvekili, hiçbir şey olmasa ben çıplak ellerimle deprem bölgesindeydim diyor. Yine yani en büyük desteği veriyor en şey. Ama ben Suzan abla nerede deyince o şurada olacak dediler, tamam o zaman. Tamam, peki, peki. Şimdi şu altın meselesi reklamdan sonra bırakalım tabii, mı? Tabii, tabii. Bu büyük altın değil mi? Tam altın, Cumhuriyet altını. Cumhuriyet altını, tamam. Şimdi bir de sabah ben hazırlığımı yaparken bir baktım.